Masalların ortak özellikleri mutlu sonla bitmeleri değildir. Bir varmış bir yokmuşla başlamalarıdır. 6 gün önce peri masalı yaşıyorduk. 6 gün önce bu masaldaki perinin beni hiç terk etmeyeceğini sanıyordum. Sevgilisi Mert Günal. Peri Hanım, bu özel gecede sahnede olmak nasıl bir duygu? Ya git başımdan. Peki, çalışmadığınızı yerden sordum anlaşılan. Hemen sorumu değiştiriyorum. 7 koca yılınızı Mert Günal gibi bir adamla geçirdiğiniz için Güneş'e başvurmayı düşündünüz mü? Prensesim. Galiba benim canım sıkılmaya başladı. Yarım saat sonra yanındayım aşkım. Çok iyi. Topladın mı bavulumu? Evet. Verdiğiniz tüm yönergileri uyarak hem de. Tebrik ederim asker. Beyaz elbisemi unutmadın umarım. Aşk olsun hayat. Hiç unutur muyum beyaz elbiseni? İlk onu koydum valize üstelik. Üşkağıtçı. Şimdi koyuyorsun değil mi? İyi, keman da hatırlatayım o zaman. Tamam hayatım, o kadar da değil yani. Abartma bence. Ya ben sana yarım saat sonra yanına geleceğimi söylüyorum. Sen hala vıdı vıdı yapıyorsun bir tanem ya. Hadi öptüm seni. Uçuyorum. Kahraman olmak çok zordur. Kahraman olmak çok kolaydır. Masallardaki kahramanlardan olmak için ejderhayı yenmene gerek yok. Bir kadının hayalini gerçekleştir ya da sadece bir kadını gülümset. Her insana değil, sadece ama sadece doğru insana söylediğin 13 harftir kahraman olmak. Doğru zamanda yanında güçlü duracaksın ve elini tutacaksın. O zaman kahraman olacaksın ve o zaman 13 harfi seni seviyorumu gözlerinin içine bakarak söyleyeceksin. İşte o zaman kahramansın. Seni seviyorumu haykırarak yalansız, çıkarsız söylediğinde kahramansın. Dikkat etsene.
Omuz atmakta alışkanlık oldu bunda ama. Mert Bey oğlum. Mert, hoş geldin evladım. Hoş bulduk Cemile teyze. Maşallah, çok iyi gördüm seni. Niye zahmet ettin evladım? Ha. Olur mu Cemile teyze, ne zahmeti? Sen hele bir hayırlısıyla ayağa kalk. Teşekkür ederim. Hayırlısı haktan inşallah. Peri kızım nasıl? Gelişme var mı bari? Vallahi ne diyeyim Cemile teyze. Korkmuyorum desem yalan olur. Neden korkuyorsun evladım? Ölümden mi, kaybetmekten mi? İkisi aynı şey değil mi? Ölüm bir kaybediş değil ki evladım. Ölüm bir yok oluş değil. İnsanın aslına rücuğu, Allah'a kavuşması, gerçek hayatı ve ebediliği kazanması olarak niteler. Bu yüzden Mevlana ölüme kara gözlüklerle bakmaz. Bir düğün gecesidir ölüm der. Hadi şimdi git bakalım evladım. Peri kızımı da benim için öp. Görüşürüz. Prensesim. Yaşasın, kavuştuk. Uğradım ben şimdi de. Zaten o da çiçeklere de el koydu. Ne o? Beğenmedim en iyi imajımı. Çok daha karizmatik bir kadın oldum bence. Çok şaşırdım. Çok güzel olmuşsun. Çok yakışmış. Tamam, biliyorum. Bir önceki birazcık daha güzel olmuştu. Yani o zaman daha kiloluydum çünkü. Ama bu da fena sayılmaz değil mi? Ya Mert, Kemal'ım var seni. Çok özledim onu. Kahraman olmak çok zordur. Kahraman olmak çok kolaydır. Doğru zamanda yanında güçlü duracaksın. Ağlamayacaksın ve elini tutacaksın. Mert hadi. Adımın yıldız olmasının sebebi annemin hep bir yıldız olmak istemesiydi.
Şarkı söylediği senelerde albümü sadece 647 adet satmıştı. Saat kaç olmuş? Bahara döndü. Anneciğim, hadi yemek yiyeceğiz. Hadi, yorma beni, ne olursun. Yıldız kızım, konserim var, prova yapmam lazım. Tamam, yemeğini ye. Ondan sonra geçersin parçalarını. Çok özür dilerim. Seyirciye de ayıp oldu. Başlayacağım seyircine şimdi. Allah'ım sen sabır ver. Yine geç kaldım. Prensesim benim, biricik sevgilim. Söyle senden boş konu. Mert, hastanedeyiz. Sessiz ol. Ya hastanede keman çalmak normal oluyor da keman çalanı alkışlamak mı anormal oluyor bakayım? Ha? Bir dakika ya. Sen kendi tezahüratlarına benim melodilerimi bir mi tutuyorsun? Pis oligan. Seninki melodiyse benimki de marş. Heh, haspam. Hem bir kere ben özel izinliyim. Her akşam tüm hastalar için moral konserçikleri vereceğim. O yüzden de çalışmam gerekiyor. Aa, sen şimdi hızını alamayıp hastane şarkıları diye albüm de yaparsın. Sonra albümün adı da sağlık olsun olur. Peri. Sana bir şey söylemek istiyorum ben. Oo. Ciddileştik. Bak, baştan söylüyorum. Konu menajerlikse ben menajersiz çalışıyorum. Konu eğer hastalığımsa ben bir kere yendim bu hastalığı. İkincisi daha kolay. Yemek yapmak gibi düşün. İlkini yakmazsan ikincisine daha lezzetli olur. Şey. Ben aslında sana bir şey sormak istiyordum. Tabii hanımefendi izin verirse. Benimle evlenir misin? Nasıl yani? Anlaşılmayacak bir şey yok işte. Peri, benimle evlenir misin diyorum sana. Bir daha söyle. Peri.
Ben ciddiyim. Benimle evlenir misin? Ve ben seni çok ama çok seviyorum. Peki tamam. Evlenirim. Ama bir şartla. Şart mı? 7 yıllık sevgilikten sonra o kadar da lüksüm olsun değil mi? Olsun bakalım. Neymiş şartın? Baban. Babanı buraya getirmeni istiyorum Mert. Düğünde beni sana o versin. Babam. Ne söylediğinin farkında mısın Peri? Sen bilirsin Mert. Babam buraya gelmezdi, ben de seninle evlenmem. Bu konuyu geciktirdiğim için mi bana böyle davranıyorsun? Tek şartım babanın gelmesi Mert. Peri yapma lütfen. Biliyorsun uzun zamandan beri babamla görüşmüyoruz. Yüzünü bile unuttum adamın. Zaten o da benimle görüşmek istemiyor. Merhaba ben geldim diye karşısına çıkamam ki bunca zaman sonra. Mert. Hem altında bir oyun olduğunu anlayacaktır. Mert, babandan bahsediyoruz. İş arkadaşından değil. Evet babamdan bahsediyoruz ve sen babamı tanımıyorsun. Mert eğer benimle evlenmek istiyorsan tek şartım bu. Hepsi bu kadar. Ve konu kapanmıştır. Ayrıca köye giderken de sana aldığım mavi tişört giyilecek. O sana çok yakışıyor. Gel. Buyur hocam. Tam 16 dakika geç kaldın. Kusura bakmayın hocam. Yemek yediğim yer biraz uzakta. Daha yakın bir yerde yemek ye o zaman. Haklısınız. Özür dilerim. Hemen. Hemen şu dosyayı al ve laboratuvara götür. Peki hocam. Babanı buraya getirmeni istiyorum Mert. Düğünde beni sana o versin. Thank you.
kahraman ejderhanın tüyünü koparmaya gidiyor. Umarım ejderha kahramanı olmaz. Niye not bıraktı veda etmek yerine? Veda derse beni bulamayacağından korkar Mert. Adı üstünde veda. Hiçbir şekli güzel olmaz. Erkekler kahraman olmak için yaratılmışlar. Kadınlarsa peri. Yeter ki doğru ruh eşini doğru zamanda bulsunlar. Anne. Ayrıca köye giderken de sana aldığım mavi tişört giyilecek. O sana çok yakışıyor. Acımıyorsun bana. Hastanede canım çıkıyor zaten. Bin bir çeşit insanın ağız kokusunu çekmekten. Aa, çok güzel kızım. Bilirsin ben Mehtap'ı geceleri çok seviyorum. Hadi anne. Kalk eve gidelim. Nasıl? Yıldız hemşire, 203'ün tansiyona bakılacak ve acil. Tamam. Merhaba. Ahmet Hoca. Kahraman. Ara konaklama dönemi bitirildi ve nihayet memleket topraklarına ayak basıldı. Yalnız şunu bil ki ayaklarım geri geri gidiyor. Her an bir otobüse atlayıp geri dönebilirim. Tabii
Buradan otobüs geçerse. Bak şimdi. Oyun bozanlık yok Mert. Babanı almadan çıkmıyorsun Rize'den. Tamam tatlım. Ben ulaşmak üzereyim, merak etme. Şimdi kapatıyorum. Daha sonra tekrar seni ararım. Tamam bir tanem. İyi şanslar. Bay bay. Günaydın. Omuz alabilir miyim? Ellemeyin lütfen. Kaç? 16. Düşük galiba biraz. İlaçlarınızı buraya koyuyorum. Tam zamanında için, olur mu? Kemal Hanım. Dur dur. Çöp mü bu? 3 gün sonra ölecek, hala Kemal Hanım diyor. Peri Hanım. Yanlış anladınız. Öyle demek istemedim aslında ben. Belki senden fazla yaşarım. Böyle demeyin ne olur. Gerçekten yanlış anladınız. Az önce başhekimle tartışıyordum da. Kusura bakmayın ne olur. Kimin ne zaman öleceği belli değil. Ki bu yüzden bırakmamak lazım hayatı. O seni bırakana kadar tabii. Haklısınız. Çok özür dilerim gerçekten. Annemle uğraşıyorum da bir yandan. Hayat bazen o kadar kolay değil. Çayları ködür bakayım oraya. Erkek güzeli. Lan Mert. Mert ya. Oğlum nereden çıktın lan sen? Ya şimdi burada nereden çıktığımı söylemeyeyim ya. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Kel bir sarılayım. Kardeşime buraya da ya. Buradayım ya. Çok özlemişim be. Ya bırak yalancı özlemişmiş. Oha. Şey anasını ya. Ya bak bana böyle yalancı diye iftira atarsan böyle alırsın cevabını. Hadi baksana ya. Şuna. Ya oğlum baga yerim işte de ben baksam da taşaya bakmasam da taşaya yani. Kahve nerede? Kahve yok. Çay iç fındık ya bir şey yap orada da ya kahve yok. Ya niye oldu sen abi, saçları niye uzattın bu kadar? Ya bir kere eline bir uzatayım dedim işte ya. Sen asıl bu sakallardan haber ver bana. Sakal. Ya her gün tıraş olayım, yengen damdana yapayım. Ben de dedim olmayarım artık, koy verdim sakalı. Şimdi de suratıma bakmayın.
Uşağım bir kahve yap be. Yaparım baba. Geldi Şeningi. Uşağım sen hali odur. Ben onu baba verip geleyim. Dur dur. Ver bana. Ne al? Ben götüreceğim. Ya kötür daha bu saçlara gesin orada dandana yapacak. Gesin. Görürsün git. La bu uşak kime çekti anlamayalım. Bizim sülalede hiç habuga da cipsiz birisi yok. Demek bir dengesizlik var bunda. Ki bunu siktim. Havalı havalı keseyi bir de. Ulan ne ediyorsun? Taktın o ne? Yeteneksiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve zafer geldiğinde, insanların dalgalar halinde Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbinin sınırsız şanını yücelt. Çok inatçı hocam. Arada kaldım. Bir konuşabilsem, hiçbir şey yapamıyorum hocam. İnsan hayatta tek başına bir şey yapamaz canım kardeşim. Allah'tan yardım dilemek lazım. Allah'tan yardım istersek o her şeye kefil, her şeye vekildir. Benim isteğim belli hocam. Konuşmak istiyorum. Babamla sadece oturup konuşmak istiyorum. İstersen seninle bir hacet namazı kılalım. Hacet namazı nedir hocam? Hacet namazı Yüce Allah'tan dileklerimizin bir an evvel kabul olması için kıldığımız namaz, yaptığımız duadır. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر صدق Prensesim. Canım nasılsın? Sana Rize gezisi yaptırayım mı? Ya önce ne yaptığını anlat. Dur önce gezi. İlk karşılaşma pek iyi geçmemiş anlaşılan. Bak işte tam burası benim muhteşem iş hayatımın başlangıç noktası. Neden bu kadar başarılı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ya hadi anlat bakalım neler yaptın? Ne yapacağız? Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Beni gördüğü an sanki üzerine su atılmış kedi gibi tüyleri havaya fırladı, pençeleri de suratıma. Tabii bu muhteşem muharebede birkaç fincan da kayıp verdik. Tepki vermesi güzel. Görmemezlikten de gelebilirdi. Yani böyle de değerlendirebiliriz. Sonra da kardeşimle cumaya gittik. Allah kabul etsin canım. Babanın ilk seni gördüğünde boynu atlamasını beklemiyordun herhalde değil mi? Yani de... Yılmak yok savaşçı. Zafer haberleri bekliyorum senden. Emredersiniz komutanım.
Pardon. Yanlış bir zamanda geldim galiba. Gel Yıldız, gel. Savaş stratejisi anlatıyordum Mert'e. Sen de yararlan bu gerekli bilgilerden. Gel seni Mert'le tanıştırayım. Mert bak, bu yeni arkadaşım Yıldız. Tanıştırayım. Merhaba. Bu senin hemşiren değil mi? Biz tanışıyoruz canım. Tabii tabii. Merhaba Mert Bey. Tatlım, ben şimdi Yıldız'la birazcık doktorculuk oynayayım. Sonra konuşuruz yine, olur mu? Doktorculuk ha? Tamam bir tanem, ben seni daha sonra arayacağım o zaman. Öpüyorum bir tanem. Hoşça kalın Mert Bey. Hoşça kal Yıldız. Çok iyi görünüyorsunuz Peri Hanım. Ölmeyeceğim yani. Al bakalım doktor abla. Gayet iyi. 7-12. Hiç böbürlenmeyin valla. Sizin ilaçlarınızın etkisi değil. Tamamen sevgilimin etkisi. Tansiyonu bile iyi geliyor. O zaman biz sizi hemen taburcu edelim. Ama sanırım birazcık en etkisi var ya. Kanser yapıyor kendisi. Onları da temizlerseniz zaten bağlasanız durmam burada. Doktor abla. Senin de bir vukuatın var mı bakalım anlat. Yok. Hastanemi saymazsak tabii. Geçmiş olsun. Nesi var? Alzheimer. Yani dünkü yediği yemeği unutuyor. Maksim'de asolistik yaptığı yılları hatırlıyor. Zor olmalı. Kabus gibi. Ama Medehi tarafından bak. Düşünsene hastasın ama sadece güzel günlere takılıp kalmışsın ve o günleri yaşıyorsun. Hiç böyle düşünmemiştim. Sağlıklı günlerimizin önemini anlamak için o kadar çok örnek var ki karşımızda. Ama yaşayarak anlıyoruz maalesef. Doktor abla. Vukuatınız yok ama kalbiniz de boş değildir herhalde. Hadi gel anlat. Hadi. Demek size küçük evi verdi ha? Ya hiç deme işte ya. Öyle yok neymiş bu yaştan sonra başı gülüldü kaldırmayamış da bilmem neymiş de. İyice huysuzlaştı gitti sen gittikten sonra. İhale de bayağı kaldı tabii. Bağladık mı oğlum seni buraya? O kadar dedim gel benimle beraber diye sana. Ya ben niye bayım Mert İstanbullarda ya? Orası beni boğar bağ büyük yalı ya. Benim dünyam küçük ha işte kare çocuk kabile uğraşır burada. Vay vay gel bakalım gel gel. Şuna bak şuna bak erkek güzeline bak sen. Haklısın valla. Senin dünyan benimkinden daha büyük. Hoş geldin Mert. Özlemişiz vallahi. Hoş bulduk yenge. Vallahi ben de özledim. Maşallah iyi gördüm sizi. Papuli geldi Papuli. Oğlum koşma düşersin annem. Ben birazdan geliyorum. Gel Logan. Papuli Papuli. Ne var ula uşağım? Bana şeker ver. Şeker. Ula her gün her gün şeker olur mu? Dişleri çürüyecek. Hadi hadi. Doktor Selçuk. İyi akşamlar Selçuk Bey, Peri ben. Ha, iyi akşamlar Peri Hanım. Akşam hasta için bir dinleti düzenleyecektim. Sizi de davet etmek istedim. Tabii muhakkak geliriz. Yani en azından ben kendi adıma söyleyeyim, kontenjandan kesin bir yer istiyorum. Tamam, öyleyse akşam görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hazır mıyız Peri Hanım? Kraliyet ailesi mensupları bile arkadaşlarına hanım diye hitap etmiyor. Prenses yeterli. Peki. Hazır mıyız prenses? Tabii ki. Ama onunla gitmiyorum. Hayır. Oraya kadar yürütemem seni. Olmaz tatlım. Seyirciye çok ayıp olur.
Yeterince yorulacaksın zaten. Hem Gül Hanım bana çok kızar. Azar işitmemi istemezsin değil mi? Peki tamam. Kazandın doktor abla. Hadi gidelim o zaman. Seyirci beklemez. Evet. Seyirci beklemez. Baba Allah aşkına bak konuşmamız lazım. Ne olur kapıyı aç. Bak buraya geldim. Baba konuşmamız lazım diyorum. Acil bir durum diyorum. Önemli bir şey diyorum. Duymuyor musun beni? İnadından öleceksin ha! Selçuk. Bilmem. Kısmet. Kısmet değil. Emek. Emek harcamalısın. Haklısın galiba. Haklıyım. Güven bana. İyi geceler prenses. Sana da doktor abla. Özledim ama ben seni. Ben de özledim. Anlat bakalım gelişme var mı? Ha ne demesin. Öyle çok muhabbet ettik ki muhabbetimiz sulandı. O ne demek şimdi? Boş ver. Konuşamadık hala. Kapris yapıyor. İnşallah yarın bir konuşma fırsatı elde edeceğim. Güveniyorum sana. Sen anlat nasıl geçti? Konser. Çok güzeldi. Ayrılırken hastaların gözünün içi parlıyordu. Tahmin edebiliyorum Melih. Merhaba. Merhaba. Nöbet bitti galiba. Evet. Dinlenme vakti. Tesadüfe bak yarın akşam ikimiz de çalışmıyoruz. Evet. Öyle görünüyor. Yarın akşam sinemaya gidelim mi? Efendim? Yarın akşam diyorum beraber sinemaya gidelim mi? Bilmem. Yani... Yarın bilir misin? Bilirim herhalde. Bana da söylersin. Söylerim.
Uşağım, bir kahve yap bana. Kendi isteğimle gelmedim. Ben de gelesin diye davetiye çıkarmadım sana. İstanbul'a gelmen gerekiyor. Acil bir durum var. Gelmem ben İstanbul'a. İstanbul bana gelsin. Hadi bırak inadı. Çok önemli bir durum var baba. Baba ha baba. Ula şimdi mi aklına geldi bu ban oldun? Kafanı uşay! Ne oldu lan? Çalırdı gene. Alabini iç, kahve. Bir ateşim yanar. Şarkı isteyecektim. Mümkünse tabii. Hay hay. Buyurun. Yılları durduracak, güneşi dolduracak. Dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek bir sevgi istiyorum. Halimi anlayacak, derdime katlanacak, benimle ağlayacak bir sevgi istiyorum. Deli gibi sevecek, ömür boyu sürecek, gözlerimde Prensesim. Canım, nasılsın? Ben iyiyim de sen pek iyi görünmüyorsun gibi. Panik yapma hemen. İyiyim ben. Akşamın yorgunluğu sanırım. Bir tanem, kendini bu kadar yormaman gerektiğini biliyorsun. Sandığın gibi bir yorgunluk değil bu. Tatlı bir yorgunluk. Sen beni bırak bakalım, ne yaptın? Pek bir şey yaptığım söylenemez. İki kelimeyi zor aldım ağzından. Harika. Zafer'e bir adım daha yaklaştın desene.
Peri. Yanımda olmak istiyorum ben. Ben de yanımda olmanı istiyorum bir tanem. Ama babanla birlikte. Heh, bir şey yap sen. Çok affedersin Mir. Ben görmedim Şam sen. Bak işte. Yok canım, gel buraya gel. Çay gel seni gelin hanımla tanıştırayım gel. Merhaba Peri Hanım. Peri. Peri. Merhaba. Peri. Ya Peri diyorum ben de ya. Allah Allah. Nenem la ilahe illallah. Sabahtan beri tövbe estağfurullah. İstanbul'a bu şu an dillerini hep bozduk. Biliyor musun? Peri. Bak bu benim abim Emir. Tanıştırayım sizi. Memnun oldum. Nasılsınız? Vallahi nasıl olayım işte. İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Bomba gibiyim. Bomba gibi. Maşallah. Allah daha iyi etsin. Daha iyi etsin inşallah. Tatlım şimdi Doktor Gül Hanım geldi. Telefonu kenara koyuyorum. Serum değişecek. Sonra konuşuruz ya, tamam mı? Bekliyorum bir tanem. Güzel gari. Yani evlenilir. Emir. Bir an önce yanına gitmem gerekiyor. Hiç iyi gözükmüyor. Şey iyi gözükmüyor. İyiyim dedi, bomba gibiyim dedi. Tanırım ben onu. Çaktırmamaya çalışıyor. Babamı almadan gidemem ama. Tam Karadeniz'in adı var adamda. Nuh dedi, peygamber demedi mübarek. İyice huysuzlaştı canım şu an. Yaşlandıkça kafa gitti. Peri. 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 Kötü bir şey oluyor. Bir sakin. Allah kahretsin! Neredesin ula sen uşağım? Gecenin bu saatinde mi gelin oraya be? Sana soruyorum ula. Karışamazsın. Artık bana karışamazsın. Ne demek karışamazsın ula? Ben senin baban değil miyim? Hayır. Sen benim baban falan değilsin. Yıllar
Uşağım. Ha bunların hepsi senin iyiliğin içindi daha. Ben de senin babanım. Bu toprağın altında yatan da senin baban. Hayır, sen benim babam falan değilsin. Bak uşağım. Ha bu kapıdan çıkarsan bir daha buraya gelemezsin, haberin ola. Ben Piri Yalancı'nın evine durmam zaten. Ulan ne diyorsun sen be? Git. Bak uşağım. Ha bu kapıdan çıkarsan reddederim seni evlatlıktan. Ağda yazıyorum bu kara taşa. Bilesin. Ha bu kapıdan çıkarsan reddederim seni evlatlıktan. Benim oğlum hapşuramaz. Baba. Baba. İçeride sıcak çorba. Baba, bir kadını sevdim. Baba, sevdiğim kadın ölüyor. Baba, sana ihtiyacım var. O ölüyor. Gelmen gerek baba. Ölmemişim. Ne demek Piri Hanım? Geçmiş olsun. Tanem. Of. Canım iyi misin? Burnun kanarken gördüm ben seni. Aradım defalarca açmadın. Öldüm meraktan ben burada. Ben sağ olayım. Söz verdiğim gibi burada seni bekliyorum. Sen ne yaptın? Malumat ver asker. Komutanım. Zafer bizimdir. Poyraz Ağa Kalesi'ni aldık. Tabii bu arada... Biraz da grip oldum galiba. Çok yaşa. Tebrikler asker. Hemen karargaha dönün o zaman. Otobüsle döneceğiz. Bunca yolu. Uçağa binmem diye tutturdu. Ne güzel işte bir tanem. Konuşa konuşa gelirsiniz. Eyvah. Bak ben bunu hiç düşünmemiştim. Onca yolu birlikte yan yana... Neyse ya. Uyuya numarası yaparım artık yol boyunca. Abartma Mert. Çok sevindim. Ve çok özledim seni. Ben de seni çok özledim bir tanem. Yarın sabah bineceğiz. Ondan sonraki sabah yanındayım, tamam mı? O zaman hemen uyuyalım. Yarın olsun. Tamam bir tanem, hadi dinlen sen. Melekler gibi uyu, tamam mı aşkım benim? Hadi görüşürüz. Prensesim. Yaşasın, kavuştuk. Zümre teyze uğradım ben şimdi de. Zaten o da çiçeklere de el koydu.
Rüyada saç kesmenin anlamı hayatında değişiklik olacak demekmiş. Peki gerçek hayatta nedir? Peri ile beraber bir masal yaşıyordum. Bir peri masal. İşten dönerken aramıştı. Kapşonumu çıkarıp telefonumu açtım. Bana sakin bir ses tonuyla "Korkma aşkım, sadece akciğer kanseriyim" dedi. O gün bile üzülmemi istemedi. Onu kaybetmek masalların sonuydu. Onu kaybetme ihtimali bile dünyanın solmasıydı. Allah'ım bu peri masalını bana geri bağışla. Onun kanatları olmadan bir adım daha hayatım. Allah'ım perimi bana bağışla, o gülümseme olmadan yolumu bulamam. Bak hala hanım diyor. Prenses yeterli. Nöbetimi devralırken duydum. Dün gece zor bir gece geçirmişsiniz. Ya abartılacak bir şey yok. Ufak bir burun kanaması sadece. Peki o zaman bu mutluluk baloncukları kan şekerine de iyi gelmiş mi? Bir ona bakalım. Bakalım bakalım. Sen bugün pek bir neşelisin. Ve pek bir güzelsin. Doktorla ilgili gelişmeler var sanırım. Sinemaya davet etti beni. Ne zaman gidiyorsunuz? Yani bu akşam için daveti ama. Ama? Gitmemeyi düşünmüyorsun herhalde. Anne? Birkaç saatine bir yere bırakırsın. Akşamları çok zor oluyor. Ben nöbete bile zor kalıyorum. O zaman buna bir şey bulmak lazım. Ne yapalım biliyor musun? Sen annene akşam benim yapacağım dinletiye getir. Bir iki saat kalır. Hem bize şarkı da söyler. Ondan sonra sinema çıkışı gelir alırsın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Melek harika ses gibi bir ses sanatçısıyla aynı sahneyi paylaşmama sebep olacağın için. Buyurun. Günaydın. Günaydın Selçuk Bey. Günaydın. Nöbetim bitti. Benim de bitti. Çok yorucu bir geceydi değil mi Almaya? Neyse ki bu akşam çalışmıyorum. Siz de çalışmıyorsunuz değil mi? Evet, nöbetim yok bu akşam. Peki bu akşam bir işiniz var mı? Evet var. O zaman çantamı alayım. Birlikte çıkarız. Ne dersiniz? Ha? Yok. Bekler misiniz? Yok yok. Benim bir sözüm var. Söz. Ha. Anladım. O zaman ben gideyim. Zaten benim erkek arkadaşım var. Çok kıskançtır kendisi. İyi günler. Sen de laboratuvardan gönderdiler bunu. Bunların tekrarlanmasını istiyorum. Melek Hanım, bir hayranınız sizin için kapıya küçük bir hediye bırakmış. Benim için mi? Evet. Aç bak bakalım, beğenecek misin? Ah, ne kadar güzel bir toka bu. Yıldız kızım, beni bu akşam dışarıya mı çıkartacaksın? Evet anneciğim, bu akşam seni şarkı söylemeye götüreceğim. Ama Yıldız, şimdi mi söylenir bu? Çok işim var. Elbiselerimi toparlamam lazım, peruğumu taramam lazım, ayakkabılarımı boyamam lazım. Çok işim var benim, çok. Anne. Biz geldik.
geldiniz. Nasılsınız Melek Hanım? Şefkat Hanım beni tanıdı. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Önce biraz dinlenmek mi istersiniz yoksa hemen geçelim mi konsere? Sahneye çıkalım, seyirci beklemez. Benim güzel perim. Sözümü tuttuğum gibi geliyorum. Bekle beni peri. Ah, Yıldız hemşireciğim. Perimiz nasıl? Dün gece kan kustu. Nasılsın? Hı? İyiyim. Bir şey ister misin? Baba. Ben hemen geliyorum.
Hoş bulduk kızım. İyi misin? İyiyim. Hem de çok. Korkuttun bizi. Sizi burada görmek çok güzel. Sen ne kadar inatçı bir kızsın. Siz de çok inatçı çıktınız ama. Sağ ol Peri kızım. Sağ ol. Senin sayende artık uşağımla birlikte olacağım. Hep birlikte olacağız. İnşallah. Teşekkür etmeyin lütfen. Siz zaten hep Mert yanındaydınız. Umduğumu fark edip sizin yanınızda olması için minik bir sebep oldum ben sadece. Minik bir sebep. Oturabilir miyim kızım? Sağ ol kızım. Benim sizden bir isteğim olacaktı. Mert benim uşağımdır. Onu her gece pencerenin önünde bekliyorum. Her gece bekliyorum ama gelmiyor. Size ricam. Bu mavi tişörtü ona verin. Bunu giysin benim yanıma öyle gelsin. Ben sizin buna vesile olduğunuzu bileyim. Bir babanın sizden son isteğidir. Olur mu kızım? Minik bir sebep. Artık muradınıza erdiğinize göre ben sözümü tuttum. Artık bana bir cevap verme zamanınız geldi bence. Önce bir hatırlat bakalım. Benimle evlenir misin demiştim ya işte sana. Filmde mi izlemiyorsun Murat? Yüzükle soru grubu sor. Çok özür dilerim. Artık bana da düğün hazırlıklarını yapmak düşer. Aferin uşağım. Aferin sağ ol. Aferin. Aferin. Thank you.
Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Tanem, yatağından kalkmaman gerekiyor. Bir tanem, ayaklarım da çıplak. Üşüteceksin. Hadi gel, ben seni yatırayım. Eksik kalan tek şey, kıvırcık saçlı kız çocuğumuz artık. Hop. Ne yapıyorsun sen burada? Evlilik mi oynuyorsun sen burada kendi kendine bakayım ha? Ya ne alakası var? Karnım ağrıyor, sıcak tutsun diye koydum. Gerçekten mi? Ha? Tek başına olmaz o işler biliyorsun değil mi? Ya. Yaşanmış ve kısa kesilmiş güzel bir zaman dilimiydi hayat. İçinde senin olduğun güzel bir zaman dilimi. Ama biz buna alıştık değil mi? Yani bu zamanların bitmesine ve yeni güzel zamanlar beklemeye. Şimdi yeni bir zamanı bekleme anı. İnsanlar farkında değil. Çok değerli bir şey var ellerinde. Ve kıymetini hiç bilmiyorlar. O da yaşamları. Birçok insanın düşündüğünün aksine ben çok şanslıyım. Bir gün gelip de bir kaza veya başka bir şekilde yaşamım bir anda elimden alınabilirdi. O zaman mücadele şansım olmazdı. Bir şans daha istiyorum Allah'tan. Ve bu şansı da vereceğine inanıyorum. Hazır. Ölmekten korktuğum için istemiyorum bu şansı. Çünkü ölüm beni hiç korkutmuyor. Çok özel ve güzel bir aşk yaşadım ben. Çoğu insanın yaşayamayacağı bir şey. Hatta sadece filmlerde olur dediğimiz şeyleri yaşadık. Evet. Belki de filmlerde olan o mucizeyi bekliyorum. Seni çok ama çok sevdim Mert. Benim kalbi ve ruhum Mert sevgilim. Sen bu sevgiyi hak etmiştin çünkü. Diğer yüreğimi sende attığını biliyorum. Hazır. Bir şans daha istiyorum Allah'tan. Çünkü anne olmak istiyorum. Senin çocuğunu doğurmak istiyorum. Thank you.
İnsanlar tanıdım. Kendinden çok başkaları için yaşadım. İnsanlar tanıdım. Yaşamın değerini çok geç anladılar. Bazı insanlar vardır, yaşamın farkındadır. Ölür dersin güzel.